Biraz damla sakızı kullanacağız, geçelim. Çeşme mutfağından damla sakızlı alaçatı kurabiyesi. 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı damla sakızı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tarçın, 2,5 su bardağı un. Üzeri için pudra şekeri. Ne muhteşem bir ışık vuruyor yüzüne. Hayır. Valla akşam güneşi. Nur Selçuk'un ışığı vurdu. Akşam çok güneşi güzel şekerim, güzele vururmuş. Öyle mi? Çok öyle teşekkür derler. Ederim. Nur Selçuk'um, canım yavrum. Şundan bir tane istiyorum. Şans getirsin bana. Senin şansın çok açık, benim de açılsın. O çiçek mi şans getirmiş? Bir kök istiyorum, evet. Tabii istediğini mekanıma alabilirsin. Getireyim. Lütfen al. Çok hepsinden birer tane al. Çok teşekkür gerçekten ederim. Onu yani dedim Ecem'e, şu güzelliğe bak yarabbi. Evet. O şeyler, o sarmaşık güller. Şu sarmaşık ne kadar güzel binayı sarmış. Ben şeyi çok severim. İnsanların birbirinden çiçek alıp üretmesine bayılırım. Benim kayınvalidem hemen kırardı böyle bir yerde beğensin. Siirtme olarak değil mi? Onu suya koyardı, ekerdi, sonra geçerdi, onu izlerdi. Böyle çok hoşuma gidiyor. Ama eğer çalarsan kururmuş diğeri. Ha. Ben onun için çalma taraftar değilim, isterim sadece. Götür. Hadi tamam, gel. Çok teşekkür ederim. Hadi gel. Çok güzel. Gel Ecoş. Şimdi damla sakızlı kurabiyemizi hazırlayalım. Geçelim. Tereyağı mı koyacaksın, margarin mi? Tereyağı kullanalım. Demiştin. Çok tamam. Daha güzel olur. Böyle bir tereyağı vereyim. Margarini kabul ediyorum. Böyle bir hıyır hıyırlığı oluyor. Böyle güzel bir tadı oluyor ama tereyağı da bir başka oluyor. Şöyle nasıl olsa elini batıracaksın. Sıyır istersen. Evet. Sen bana dur de. 2, 3. Devam mı? Evet, evet. 4, 5. Vereyim mi küçük daha? Tamam. Şöyle dışını da alayım. 250 gram kadar 5 kaşık tereyağımızı koyduk. Yumurtanı mı? Evet. Pudra şekeri. Bir bardak istiyor musun? Bir bardak, evet. Sakızlı kurabiyenizin meşhur olma sebebi, yani daha doğrusu şeyde falan da meşhur. Şeyden, Samos. Sakız Adası yakın. Bir de Yunanlılara has bir şeyi var. Yunan kurabiyesi aslında bu galiba. Evet, evet. Daha doğrusu şöyle, ben mesela Sakız Adası'na gittiğim için biliyorum. Bizde çok sakız ağacı varmış eskiden. Bayağı geçimimizi bundan sağlıyormuşuz. Maalesef bunu her zaman olduğu gibi kaybetmişiz. Bizde o kadar yok şu anda bildiğim kadarıyla. Sen yanlışsan beni düzelt, ne istiyorsun? Devam mı? Yani Sakız Adası kadar, Samos kadar geçimimizi bundan sağlamıyoruz ama hala sakız ağaçlarımız var. Var. Çok da en güzeli var hem de. Evet. O yüzden de böyle bir kurabiyemiz var. Evet, belediyelerimiz de çok çaba gösteriyor aslında sakız ağaçları çoğalsın. İşte eskiden çokmuş, herkesten çokmuş. Çok, çok, çok. Gerçi şeyler, Yunanlılar daha çok bağ ekmişler şeydi, Çeşme'de ve Alaçatı'da. Evet. Sonradan şeyleri, o bağları sökmüşler. Nişasta. Kim arıyor? Dur açalım bakalım. Çok en merak ettiğim şey. Ver bakalım. Kızım olabilir. Atilla Erdem öğretmen. Atilla'nın öğretmeni mi? Öğretmenimiz dün ciğer yemeye gelmişti. Adı ne? Atilla. Soyadı Erdem. Atilla Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkürler. Perihan Hanım değil mi? Perihan Hanım, buyurun. Buyurun. Ha, tamam, sesim farklı geliyor. Farklı mı geliyor sesim? Şu anda Show TV Nursel'in mutfağına konuksunuz. Ben de Nursel'im. Perihan Hanım'ın elleri hamurlu, o yüzden ben açtım. Hocam çok özür dilerim. Dün bahsetmiştim size. Sesi gençleşti mi diyor, farklı gelmiş diyor. Peki sevgiler, sizi arar şimdi, olur mu? Tamam. Yok estağfurullah. Hoş geldiniz programımıza. Hoşçakalın. İyi günler. Vallahi şok oldu ama. Kıyamam, dün bahsettim ama unutmuşlar. Ciğer yemeye geldi dün. Devam mı? Evet. Bir bardak koydum. İki bardak nişasta. 3 bardak. Size ciğer yemeye geldiler, şimdi bir daha mı gelelim diyorlar. Evet, evet. Herhalde eşiyle gelecek. İkisi nasıl yapıyorsun öğretmen. Ciğeri? Yaprak ciğeri.
Edirne. Edirne usulü. Edirne usulü. O Edirne gibi yani ince ama onlar kadar büyük değil. Daha küçük. Yapma ya. Ve daha ince saçta kavurma. Şu an ne yerdim biliyor musunuz? Şu an ben onu Edirneliler ne yerdim? Edirneliler şeyle unla buluyor. Ağır evet. oluyor. Biz sen un kullanmıyorum direkt ben. Direkt saçın üstüne pişiriyorsun. Direkt saçta. Hmm. Arzu edene şeyle soğanlı, biberli, domatesli de hazırlıyorum soslu. Saçla ikram ediyorum masalara. Şimdi ben araya girip bir toparlıyorum. Nişasta koyduk. 2 bardak, 1,5 bardak pudra şekeri, 1 yumurta, vanilya kabartma tozu. Vanilya koyacağız şimdi. Tereyağı 5 kaşık koydum. Kabartma tozunu da koydunuz. Şey sakız. Sakızı şimdi alıyoruz ve unu alıyoruz. 3 bardakta un. Ece verir misin sen bana tabii. Unu? 2 yemek kaşığı koyalım. Aramasın. Bu Perihan ablanın getirdiği değil. Bizdeki bu. Bak bizdeki de çok iyi. Biz, kokla bak. Sen anlarsın. Çünkü gerçek. Bu şey oluyor. Şurubu. Bu neymiş biliyor musunuz? Mesela böyle kahve falan ikram ediyorsunuz ya. Tabii. Yanında. Yanında mesela suyun içine şöyle bir çay kaşığı bırakın. Hem çok yakışıyor ama birbirine. Ama reçeli. Şunu alabilir misin? Alayım. Fark etmiyor. Reçeli olmasa da hani böyle bir çok faydalıymış bu arada. Mideye. Her gün böyle bir suya karıştırıp yiyin diyorlar. Un da koyalım sana. Mesela şimdi unu alıyoruz ve şey tarçın. Tamam. Evet sıvı yağ da var bir çay bardağı. Ece sıvı yağını da ver aşkım bize sen. Biraz şimdi bir yoğurayım tekrar sonra alayım. Ece yine. Dur şeyini katsın ondan sonra duralım. Ama çok şey var içinde. Tamam sıvı yağı sonra katalım. Bir şunu toparlayayım. Peki. Bu hamurun kıvamı bu. Tarçını serpiyorum evet. artık. Tarçını da yedireceğiz şimdi. Tarçını sonradan serpmek zor olmuyor mu? Hani yok, yedirme açısından. Yok. İki çay kaşığı koydum. Bir evet. de sıvı yağını bir unutmayalım. Bir de sıvı yağını ilave edeceğiz. Şimdi o topluyor zaten hepsini. Peki. Unu var mı artık? Eğer gerekirse biraz alabilirim. Tamam. Börekler oldu mu acaba? Haydi bak bakalım. Bu enfes bir şey oldu. Hani bakalım. Müthiş. Sakızın şeyi ayrı aroması. Müthiş. Bir de şeyi. Bunu kesmeye de biliriz. Şey masada bölmeyi biliriz sanki. Ha? Çok olabilir, güzel gözüküyor. Olabilir. Bence de. Olabilir. Şu masayı öyle koyabilir olabilir. Misin şuraya? Tabii. Bu Alaçatı ve Çeşme'ye has bir kurabiye. Normalde sakızlı kurabiyeye tarçın koymuyorlar fakat ben tarçın koyuyorum. Evet. Sakız, damla sakızıyla tarçının ikisinin aromasıyla karışınca çok güzel oluyor. Kesinlikle. Hadi yuvarlayalım. Ben de yardım etmek istiyorum. Büyüklüğünü nasıl yapacaksın? Böyle bir ceviz büyüklüğünde. Çok güzel. Şöyle hiç bastırmadan bu kendisi patlayıp yayılacak. Böyle uzun mu kalsın? Böyle. Şöyle ortasında böyle yuvarlıyorsun elini. Çok kabarır mı bu? Biraz kabarır. Benim küçük oldu. Benimki de yuvarlanmadı. Evet kızlar avucunuzun ortasında yuvarlıyorsunuz. Kendi kendine bu pişerken de fırında hafif böyle üzeri patlıyor. Ben şeyi çok seviyorum böyle kurabiyelerde. Bir lokmacık kurabiyeleri. İşte o şey. Aa, bu biraz bir lokma değil ya. Şey kurabiyeleri. Normalinde Alaçatı'da mesela küçük kurabiyeler yapıyorlar. O kurabiyeler de kahvelerin yanında sunuluyor. İşte bunu küçücük yapsak olmaz evet, mı mesela? Evet olur. Ha böyle bir küçücük böyle pıt pıt atacaksın. Evet. Bu da fazla kabarmayacak zaten. Çok büyük olmayacak. Yapayım. 170 derecede. Ha, düşükte pişiyor. Ha, 15 dakikada hemen pişiyor. Rengi şey olsun istemiyorum. Beyaz olması lazım. Tamam. Bunu da buzluğa koyarız. Olur, ha? olur tatlı. Çok güzel olur hem de. Çok da sıkıştırmayalım. Şeyi yapabilirsin bunu. Tart usulü. Evet. Küçük bir tepsiye. Aynen. Tamam. Üzerine elma falan. Birini çıkaralım, Ece'ninkini koyalım. Dur Ece yaptı o kadar. Tamam. Ben... Tamam. Beşerli çünkü sıraladık. Biraz.
Haydi bakalım. Evet. Kızgın mı şu anda fırın? Kızgın. Tamam. Tamam. 170 derece kızgın fırına giriyor. 15-20 dakika pişiyor. Evet, dur kaçma. Pişiyor. Kaçma dur kaçma. Son yemeğiniz? Son yemeğimiz de kaçamak. Kaçamak kaçma. Mısır unu. Adı üstünde yani gerçekten kaçamak yapmak istediğinizde yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz bir yemek. Evet bence de şey yemekten kaçanlar için herhalde bu. Aynen. Kaçamak. Hadi gel.